bayrak olur, devlet olur, can olur. Sevmek nedir? Bunu bilen aşıklara bismillah. Bu oğullar Sümeyye Can analardan doğdular. Rabbi yesir dileklerle beşiklere bismillah. 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 Yar göğsünden ilk yudumlar hakkına, kanallıklı dudaklardan kaşıklara bismillah. Ağabeyken ilk ezandan ilk duyduğum kelamda, göz ve gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Göz ve gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Gözle gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Gözle gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Vatan için bütün yalan yaşıklara bismillah. Düşte gördüm kanlı başın peygamberin dizinde. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Rabbi yesir dileklerden beşiklere bismillah. Gözle gönül aydınlatan ışıklara bismillah.
Devletin istiklal hakkıdır, hakka tapar milletimin istiklal. Sen ki çağları titretmiş bir alperen, sen, sen Ertuğrul torunusun. Sen ki Tuna boylarında bir yiğit, şehitler serdarı. Sen ki kahramanlar Alptuğ'sun. Fakat ne yazık ki bugün sen, sen değilsin. Dün ayak sesleriyle titrettiğin Avrupa'da, bugün kendi çığlıklarında boğulmaktasın. Tarihin enkaz halinde, ecdadın inlemekte. Ve sen hala bugün neden susmaktasın? Bugün neden kısmaktasın? Neden? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 8 Mayıs 2014 günlerden Perşembe saat 15.50 İstanbul Küçükçekmece 2 telli FSM TV ve Radyo FSM canlı yayın stüdyolarından hepinize hayırlı günler efendim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Kırım özel canlı yayın programımız başlıyor efendim. Ben programcınız FSM TV ve Radyo FSM genel yayın yönetmeni Hayrullah Çalışır. Bir hatamız olur ise Rabbimize sığınıyoruz efendim. Ve şu mübarek günlerde, şu mübarek 3 aylarda, şu mübarek Cuma'ya bağlanan bu günde bu özel programı yapmanın gururu ve şuuru içerisinde ve aynı zamanda da üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm şehitlerimize Rabbimizden rahmetler diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Canlı yayına konuğumuzu alacağız. Kırım Özel Cumhuriyeti içinde yer alan Sivastopol kentinde kutlama yapan vatandaşlar Ukrayna'ya ait Deniz Gücü Komutanlığı binasına girmeye çalıştı diye son haber var bugünkü Dünya Gazetesi'nde. Evet, konuğumuz telefonla Ankara'dan alacağız inşallah. Namık Kemal Bayar, Kırım Derneği Genel Başkan Yardımcımızı hemen canlı yayına alacağız. Direkt Türkiye temsilcisi olarak bu konuyu canlı canlı bizlere anlatacak inşallah. Ayrıca efendim Tandoğan mitingi var. Kırım tekrar işgal altında. 18 Mayıs 2014 Tandoğan Meydanı saat 13.30. Evet, 1944-2014, yani bu konuyla ilgili de mitingde gelişmeleri, mitingdeki konuyu bizlere anlatacak. Canlı yayına hemen bağlanıyoruz efendim. Namık Kemal Bayar. Alo. Efendim, selamünaleyküm. FSM TV canlı yayına hoş geldiniz. Buyurun. Efendim, saygılar, hürmetler. Direktman sizi gördüm. Yani çok istiyordum sizi canlı yayına almayı. Bak, bugün karşılaşmak nasip oldu. Rabbim razı olsun. Bizi kırmadınız. Hemen dedim bir özel yayın yapalım. Bir de miting öncesi dedim. Evet, mikrofon sizde efendim. Buyurun. Allah razı olsun. Cümlemizin efendim. Hoş bulduk efendim. Kendinizden biraz bahsedir misiniz? Çalışmalarınızdan, derneğin çalışmalarından, daha sonra Kırım konusuna geçeceğiz efendim. Buyurun. Ben avukat Namık Kemal Bayar, Kırım Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Türkiye'de 23 şubesiyle faaliyet gösteriyor. Maşallah. Evet. Değerli başkanım, bilgisayarın sesini kapatırsan, mute alırsanız çok daha rahat olacak inşallah. Tamam, kapattım. Tamam hocam. Derneğimiz 1955 yılında kurulmuş. Türkiye'de bugüne kadar Kırım Türklerinin, Kırım Tatarlarının kültürünü, annelerini, örf adetlerini yaşatmaya ve yaygınlaştırmaya çalışan bir dernek. Allah razı olsun. Evet. Tabii derneğimizin bir diğer çalışması da Kırım'a yönelik. Malumunuz olduğu üzere 18 Mayıs 1944 tarafında, evet, Stalin rejimi tarafından sürgüne gönderilen Kırım Türklerinin, Kırım Tatarlarının, oradaki Müslüman kardeşlerimizin vatana dönüşlerinden sonraki ihtiyaçlarına
Türkiye'den yardımları organize etmek. Evet efendim. 20-25 yıllık bu yardımları organize etmekle de meşgulüz. Ancak maalesef geçtiğimiz Şubat ayında Kırım bir kez daha işte bu Stalin'in mirasçıları tarafından işgal edildi. Yani şöyle diyelim efendim, emperyalizm kendi arasında şey paylaşım savaşı yapıyor. Öyle diyebilir miyiz efendim? Evet. Emperyalizm tabii kendi arasında paylaşım savaşı yapıyor. Evet. Rusya Federasyonu Başkanı Putin 18 Mart'ta yaptığı konuşmasında Rusya'nın tarihi topraklarında hakkı olduğunu, Rus halkının yaşadığı, Rusça konuşan insanların yaşadığı her yerde Rusya'nın hakkı olduğunu ifade etti. Evet efendim. Ve bundan böyle Rusya'nın eski emperyalist rolüne tekrar bürüneceğini dünyaya açıkça ilan etti. Biz bunu 2. Soğuk Savaş'ın ilanı olarak aynen, kabul ettik. Aynen efendim. Evet, aynen. Maalesef. Aynen. Evet. Şimdi malumunuz, ben size biraz sürgünle alakalı bahsedeyim. Tamam efendim. Kırım Hanlığı biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin en büyük müttefiklerinden birisi olan bir devletti. Evet. 1783 evet. yılında Kırım Hanlığı Rus Çarlığı tarafından işgal edildi. Bu tarihten sonra Kırım yavaş yavaş Müslümanlardan, Müslüman Tatar halkından boşaltılmaya başlandı. Allah Allah. Bizim evet. bugün Türkiye'de yaşayan Kırım kökenli insanlarımızın çoğu ataları, dedeleri evet. Rusların kendilerine yaptığı zulümler sonucu Türkiye'ye hak topraklar, ak topraklar dedikleri Osmanlı topraklarına göç etmek zorunda kaldılar. Evet, evet. Çünkü orada kalsalardı dinlerini değiştirmeye zorlanacaklardı. Aynen. Öldürüleceklerdi, yerlerinden, yurtlarından bir şekilde edilecekti. 1783'ten 1922 tarihine kadar yaklaşık 1 milyon Müslüman Kırım Tatarı hak topraklar ya da hak topraklar yani İslam toprakları dedikleri Osmanlı İmparatorluğu'na sığınmak zorunda kaldı. Ne var ki Kırım Tatarlarının Kırım'da kalanları evet. yani bizim oradaki akrabalarımız, soydaşlarımız, dostlarımız bu zulümleri yaşamaya devam ettiler. 1930-33 arasında binlerce Kırımlı Müslüman âli, ilim adamı, hocalarımız, halkın kanaat önderleri Sibirya'ya, Urallara sürgüne gönderildi. Çoğu yargısız şehit edildiler. Allah Allah. Mekanları cennet olsun. Bile bugün bilemiyoruz. Evet, evet. Tabii Rusya ya da Sovyet rejimi, bu dinsiz ateist rejim bununla aynen. da kalmadı. Nihayet 18 Mayıs 1944'te erkekleri kendi saflarında Almanya'ya karşı savaşırken çocuklarımızı, bebeklerimizi, kadınlarımızı, kızlarımızı, yaşlılarımızı, eli dualı, ağzı dualı yaşlılarımızı bir gecede 18 Mayıs 1944 gecesinde hayvan vagonlarına balık istifi şeklinde doldurarak gene Ural Dağları'na, Sibirya'ya ve Orta Asya çöllerine sürgüne gönderdiler. Bu yolculuğun en kısası 20-22 gün sürdü. Ve yol boyunca tren vagonları sadece vagonlarda ölenlerin cesetlerini yol kenarlarına atmak için durdu. Allah. Pek çok çocuğumuz, pek çok bebeğimiz açlıktan şehit oldu. Kadınlarımız, kızlarımız utançlarından hacetlerini gideremedikleri için kan zehirlenmesinden Allah Allah. Vefat etti. Evet, evet. Yaşlılarımız hakeza hastalıktan, açlıktan vefat etti. Yaklaşık 400 bine yakın insanımız bu hayvan vagonlarında yola çıktı. Ve sürgün ve sonrasında nüfusun %46'sı yani 200 bine yakın insanımız şehit oldu. Mekanlar cennet olsun. Evet. Belli. Ne bir mezar taşları var. Allah'ım fakat bu insanlarımız yılmadılar. Yılmadılar. Yıllarca Sayın Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun da liderliğinde o katı demir perde rejimine, Sovyet rejimine karşı direndiler ve 1989 yılından itibaren vatanlarına dönmeye başladılar. Allah Allah. 89 yılından bugüne kadar 350 bine yakın Kırım Tatarı Kırım'a döndü. Kırım'a yerleşmeye başladılar. Tabii Kırım'a döndüklerinde de Kırım nüfusunun çoğunluğu Rus'tu. Kimse onlara hoş geldin demedi. Aynen, aynen. Aynen. Pek çok insanımız toprağı kazarak, üzerine bir branda çekerek o toprakları yeniden vatan yapmaya çalıştılar. Bizim 1944-18 Mayıs'ında Kırım'da 1500 tane camimiz vardı.
Allah pek çok Müslüman mezarlarımız, tekkelerimiz, medreselerimiz, okullarımız, mekteplerimiz vardı. 1989-90'da Kırım'a döndüğümüzde ayakta duran 3-5 camimizin bir kısmı ateizm müzesi, bir kısmı depo haline getirilmişti, silah deposu vesaire haline getirilmişti. Bütün yokluğuna rağmen insanlarımız mücadele etti, 20-25 yılda kendilerine ait olanları geri almaya başladılar. Rahmetli Mimar Sinan'ın yapmış olduğu Göztepe'deki Han Camii ateizm müzesiydi. Allah Allah, Allah Allah. Bunu geri aldık. Bugün ibadete açıldı. İlk aldığım camilerden biridir. Bizim rahmetli Genel Başkanımız Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nın dedesinin türbesi affedersiniz domuz ahırı olarak kullanılıyordu. Ya Rabbim ya Resulallah. Yani evet, Müslümanların evet. Mezar taşlarını evlerin inşaatlarında affedersiniz helal taşı olarak kullanmışlar. Allah yani Allah. Bütün bunları ortaya çıkardık, tekrar geri almaya başladık. Ancak maalesef ki bütün bu mücadelemiz devam ederken hak mücadelemiz, kırmızı yeniden vatan yapma, bir İslam yurdu yapma mücadelemiz devam ederken bu yıl Şubat ayında Rusya Federasyonu yani o Sovyetlerin varisleri, mirasçıları tekrar Kırım'ı işgal etti. Allah Allah. Durumu size bir özetlemek istedim. Allah razı olsun efendim. Bize çok yani üzücü ama doyurucu bir belge verdiniz efendim. Evet. Çok çok sağ olun. Allah razı olsun. Cümlemize efendim. Evet. Bu 18 Mayıs 1944 sürgününün 70. yıl dönümü. Biz dernek olarak Türkiye'de 70. yıl dönümünün anmayla alakalı çok geniş kapsamlı bir program yapmıştık. Lakin işgalin gerçekleşmesinden sonra bu programdaki bazı konuları ertelemek durumunda kaldık. Ancak 18 Mayıs'ın yaklaşmasıyla tekrar programımızı hayata geçirdik. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan aldığımız bir yazıyla Allah razı olsun. 16 Mayıs Cuma günü Türkiye'deki bütün camilerde, Cuma namazında, vaazlarda Kırım meselesi, Kırım Tatarların yaşadığı bir sürgün konusu anlatılacak. Evet. Ve inşallah halkımıza, Türk milletine bu konu Cuma namazlarında anlatılacak ve halkımıza bir duyarlılık yaratılmaya çalışılıyor bu noktada. Keza 18 Mayıs Pazar günü Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda büyük bir miting düzenliyoruz. İstanbul'da bir mitingimiz olacak. Oda Kule'de Beyoğlu'nda buluşulacak Rusya Konsolosluğu'nun önüne. Tarih nasıl efendim İstanbul'daki? 18 Mayıs Pazar günü. Yine 18 Mayıs. Pazar anladım günü. Efendim. Ankara'da Tandoğan'da saat 13.30'da. Anladım efendim. İstanbul'da Oda Kule Kırtasiye'nin... Aynı anda yani, anladım. Evet, aynı anda. İstanbul'da Oda Kule'de buluşulacak. Oradan Rusya Konsolosluğu'nun önüne gidilecek. Keza Eskişehir, malum Türkiye'de Kırım Tatarlarının yoğun yaşadığı bir şehirdir. Eskişehir'de Gaffarokkan Caddesi'nde Kırım Sürgün Anıtı'nın önünde bir miting daha olacak. Ve Ceyhan'da bir mitingimiz olacak. Adana Ceyhan'da. Ceyhan'da... Kırım'dan göç eden soydaşlarımızın kurduğu bir ilçedir. Orada da ciddi bir nüfusumuz var. İnşallah bu mitinglerle hem bu işgali, bu yıl gerçekleşen bu işgali hem de sürgünü Türkiye kamuoyuna, dünya kamuoyuna duyuracağız ve haklı davamızı bir kez daha haykırmış olacağız. Allah razı olsun başkanım, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yani biz İslam alemi olarak büyük Orta Asya'dan gelen ta Çin'in etrafından yani Orta Asya'dan Uygur Türkleri dahil bugüne kadar gelen bütün Müslüman Türk milletleri olarak kaynaşmanın, anlaşmanın, aynı dili konuşmanın, aynı ruhu yaşamanın güzelliğini yaşamazsak vay halimize, vay halimize, vay halimize diyorum efendim. Haksız mıyım efendim? Aynen katılıyorum. Haklısınız. Evet, bununla evet. ilgili size bir örnek vereyim. Malumunuz İsmail Bey Gazpıralı, büyük mütefekkir ve ilim adamı. Evet, evet. Aslen bir Kırım Türküdür. Evet. İsmail Bey Gazpıralı'nın dilde, fikirde, işte birlik şiarı
Aslında bugün hepimizin ağzında dilindedir. Fakat bu şiarı hayatlarımıza da koymamız gerekiyor. Bu söylediğiniz ifadelerle ilgili olarak. Bakın UNESCO bu yılı Gastrolu İsmail Bey'in 100. Vefat yıldönümü Gastrolu İsmail Bey yılı olarak ilan etti. Bizim dernek olarak da çalışmamız var ve çok şükür Türkiye'de pek çok kurum kuruluş, hassasiyeti olan kurum kuruluş İsmail Bey Gastrolu ile ilgili pek çok etkinlik düzenliyor, faaliyet gösteriyor. Ben halkımızın bu faaliyetlere de muhakkak katılmalarını, İsmail Bey Gastrolu'nun 100-120 sene evvel yapmış olduğu işlerden örnek ve ibret almalarını istiyorum. Evet efendim. İsmail Bey Gastrolu'nun çıkarmış olduğu Tercüman Gazetesi 1883 yılında yayına başlamış ve o günün şartlarında 50 bin tiraja ulaşmış. Bu gazete bütün Türk ve İslam dünyasına yayılmış. Bugün Tercüman Gazetesi'nin asıl nüshalarını El Eser'de bulabiliyorsunuz. Allah Allah, ne kadar güzel. Kütüphanesinde bulabiliyorsunuz. Başka bir yerde tamamı asıl nüsha olarak yok. Ve bu gazete bütün Türk İslam aleminde okunan bir gazete haline gelmiş. Maalesef bugünkü teknolojiye rağmen bu gazetenin etkisini doğuracak herhangi bir yayın organımız dahi yok şu anda. Anladım efendim, anladım. Gastrolu İsmail Bey çalışmalarıyla bütün Rusya Müslümanlarının kongresini yapmış 1905 ve 1908 yıllarında. Keza aynı Gastrolu İsmail Bey kadınlarımıza da çok büyük kıymet vermiş. Bütün İslam alemindeki ilk kadın dergisi Alemin İslam'ı yayınlamış. Gastrolu İsmail Bey'in kızı Şefika Gastrolu 1917'de Kırım Türklerinin kurmuş olduğu Kırım Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin seçimle gelmiş bir milletvekili. Evet. Yani İslam aleminde bütün bu işlerin önderliğini yapmış Gastrolu İsmail Bey'i de kendimize örnek almamız gerekiyor. Onun yaşantısını yaptıklarını. İnşallah bu yıl bu yapılan etkinlikler buna da bir vesile olacak. İnşallah hocam. İnşallah. Allah razı olsun. Yani biz yarın itibariyle ben İstanbul dışındayım, yani Kuzuluk'ta olacaktım da bir davetliydim. Ama pazartesiye bırakmak istemedim efendim bu yayını. Ve şu anda da iyi oldu, Allah razı olsun diyelim. Sözlerinize tamamlayacağınız bir şey var mı değerli hocam? Evet. Biz 18 Mayıs günü gerek Ankara'daki büyük mitingimize, gerek İstanbul, Eskişehir ve Ceyhan'daki mitinglerimize bütün halkımızı hasreten davet ediyoruz. Aynen, aynen katılıyorum size. Ne kadar kalabalık olursak bir ses, bir yürek, Kırım'ın, Kırım Tatarlarının arkasında olduğumuzu söylediysek biz dünyaya o kadar büyük bir mesaj vermiş olacağız. Bu haklı bir dava, bu İslam aleminin yaşadığı en önemli katliamlardan, soykırımlardan biri. Bunu çok iyi duymamız gerekiyor ve dünyaya çok iyi anlatmamız gerekiyor. Kırım Tatar Milli Hareketi tevazu içinde barışçıl, insan haklarına saygılı bir hareket olarak devam etmiş. Aynı vakar ve tevazuyla 18 Mayıs'taki mitingimizde bütün halkımızın dünyaya örnek bir duruş göstermesini talep ediyoruz. Sizlerden de bunu rica ediyoruz, duyurmanız lazım. Allah razı olsun. Evet efendim, aynen başkanımızın dediği gibi Namık Kemal Bayar, Kırım Tatar Türkleri Genel Başkan Yardımcımız, evet Anoslar'da Duyul Kırım Derneği Genel Başkan Yardımcımız efendim, İstanbul'da ve Ankara'da Kırım Tekrar İşgal Altında adlı mitingimiz var. 18 Mayıs 2014 Tandoğan Meydanı saat 13.30'da. Yine İstanbul'da saat aynı saat hocam İstanbul'daki. Evet aynı saat. Oda Küle mi demiştiniz? Oda Kule'de buluşulacak. Oradan Rusya Başkonsolosluğu'na evet, Oda Kule'den Rusya Başkonsolosluğu'na yürüyüş yapılacak. Evet. Evet. Tamam hocam, Allah razı olsun. Milleti İslam uyansın, Müslüman Türk milleti kendine gelsin, iri olmanın, diri olmanın, birlik olmanın, beraber olmanın güzelliğini yaşasın, uykudan uyanalım artık, düşmanların ve takvaca yaşamayan bütün İslam olmayanların tek haçlı ruhu gibi yine aynı haçlı ruhunu
Siyonist ruhu uyandı, uyanık olduklarını ve İslam alemine uyutmaya da devam edeceklerini bildiğimiz için ben derim ki bugün ey Müslümanlar, ey Müslümanlar, ey Müslüman Türkler artık uyanın. Siyonistlerin uyutmasından rahatsız olun, ayağa kalkın, iri olun, diri olun, bir adım atın diyoruz efendim, bir adım atın. Rabbimiz buyuruyor ki, bana bir adım gelene ben bin adım gelirim diyorum ve korkmayın, hiçbir şeyden korkmayın. Zulüm payidar olmaz, azız diye düşünmeyin, Bedir'i düşünün, Uhud'u düşünün, Hendek'i düşünün, Çanakkale'yi düşünün. Evet efendim, Allah razı olsun. Size buradan çırpınırdı Karadeniz'i gönderiyoruz. Ve diyoruz ki, nizam alem yolunda, ilahi kerimetullah yolunda, ecdadımız gibi inşallah bu aziz millet kendine gelecek, güzellikleri yaşayacak ve aklı selim düşünecek, takva da düşünecek, Kur'an ve sünnet çizgisi içerisinde bir olmanın, İri olmanın, kardeş olmanın, birlik olmanın güzelliğini yaşayacak inşallah. Şehitlerimize Allah'tan rahmetler diliyoruz. Çalışmalarınıza da Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyoruz efendim. Kalın sağlıcakla. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun efendim. Sağ olun. Sesiniz. Evet efendim, çırpınırdı Karadeniz diyerekten bu özel yayınımızı burada sona erdiriyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmetler diliyoruz. Kendimize gelebilmenin, güzellikleri yaşayabilmenin, bir olabilmenin, iri olabilmenin Rabbim bize şuurunu yaşatsın diyoruz efendim. Şu mübarek Recep ayında, şu mübarek Cuma gecesi öncesi inşallah. Yıllar var ki çağırmak sizden, vefalı tüzük geldiğine, selam tüzükün bayrağına, vefalı tüzük geldiğine, selam tüzükün bayrağına. Babar sarsam koluna, inciler diksem yoluna, sırmalar sarsam koluna, inciler diksem yoluna, fırtınalar dursun yara. Anladım efendim. Anladım, anladım. Ben sana ulaşmaya çalışacağım efendim. Bu yürüyüşle ilgili bilgi var mı elinde, yürüyüşle ilgili? Yürüyüşle ilgili yok ya, bu yarın. Tamam, tamam hocam, tamam, tamam. Hayırlı akşam. Kafkaslardan esen yeller, şimdi sana selam söyle. Kafkaslardan esen yeller, şimdi sana selam söyle. Olsun bütün Turan eller, kurban Türk'ün bayrağına. Olsun Kurban Türk'ün bayrağına. Müzik.
eşine, Türk eşine, kıyar mı hiç Türk eşine, Türk eşine, Türk eşine, kıyar mı hiç Türk eşine. Bütün dünya kurban olsun Türk'ün başlı Türk eşine. Ülküdaşlar dua etsin Türk'ün başlı Türk eşine.